Merhaba arkadaşlar, bir genel tekrar videosuyla daha birlikteyiz. Bu videomuzda ekolojik ve evrimsel kurallardan bahsedeceğim. Ayrıca burada arkadaşlar canlılarda bazı savunma adaptasyonları var. Biliyorsunuz mimikridir, işte aposematizmdir, renklenmelerdir. Bunlardan bahsedeceğiz. Bakalım. Başlayalım isterseniz direkt. Şöyle düzelteyim. Şimdi bu ekolojik kurallar arkadaşlar, ben bu sene açıkçası soru bekliyorum ekolojik kurallardan. Hangisinden beklediğimi de söyleyeceğim birazdan size. Hemen başlayalım. COPE kuralı. Arkadaşlar bu COPE kuralında diyor ki, COPE kuralına göre vücut büyüdükçe çevre koşullarına karşı bağımlılık azalır ve daha fazla besin depo edilir. Yani COPE kuralı aslında neyle ilgili? Besinin depo edilmesiyle ilgili. Bu yüzden de diyor ki evrimleşme sırasında hayvanlar vücutlarını büyütme eğilimindedirler. Evrimleşme sırasında hayvanlar vücutlarını büyütme eğilimindedirler. Neden arkadaşlar? Vücut büyüdükçe daha fazla besin depo edildiği için. Tamam mı? İlk kuralımız bu. Daha sonra Dollo kuralı. Dollo kuralı deyince aklınıza mutasyonlar gelecek. Dollo kuralına göre diyor ki evrim diyor bazı geri mutasyonlar olmasına rağmen geriye dönük değil ileriye dönüktür. Yani sürekli ileriye doğru bir evrimleşme meydana geliyor. Dollo da bunu söylüyor arkadaşlar. Dollo deyince ne diyeceğiz? Mutasyonlar aklımıza gelecek. Gelelim bir diğer kuralımıza. Bu da Gloger kuralı. Bu kuralda da diyor ki kuzey yarım küredeki kuş ve memeliler kuzeye doğru gittikçe açık renkli oluyorlar. Güneye doğru geldikçe de daha koyu renkli oluyorlar diyor. Peki bunu neye göre söylüyor? Çünkü kuzeyde arkadaşlar işte kış daha uzun olduğu için karın yerde kalma süresi daha uzun olduğu için ne yapıyor? Oradaki kuş ve memeliler daha açık renklidir ki hem avcılarından korunsunlar diye hem de arkadaşlar ortama uyum sağlamak için. Yani bir nevi kendilerini ne yapıyorlar? Korumuş oluyorlar aslında. Güneye doğru gittikçe de daha koyu renkli oluyorlar. O zaman burada Gloger kuralı ne ile ilgiliymiş? Renkle ilgiliymiş arkadaşlar. Açık renkli, koyu renkli. Buna göre aklımızda tutacağız. Gelelim dördüncü kuralımıza. Allen kuralı. Arkadaşlar bu da diyor ki soğuk iklimde yaşayan memeli ve kuşların vücut çıkıntıları küçük. Soğuk iklimde yaşayanların. Sıcak iklimde yaşayanların ise arkadaşlar vücut çıkıntıları büyüktür diyor. Peki bunun sebebi ne? Diyor ki böylece diyor terleme yüzeyini ayarlıyorlar ve vücut ısısını koruyorlar. Sonuçta soğuk iklimde yaşayanların vücut çıkıntılarının küçük olması lazım ki, yani yüzey alanının dar olması lazım ki ısı kaybını azaltabilsinler diyor. Dolayısıyla soğuk iklimlerde yaşayanların vücut çıkıntıları küçüktür. Sıcak iklimde yaşayanların arkadaşlar vücut çıkıntıları büyüktür. Allen kuralı da bunu söylüyor. Gelelim Bergman kuralına. Bergman ve Allen ikisi birbirine karıştırılabilir. O yüzden ben zaten birazdan kısa olarak nereleri aklınızda tutmanız gerektiğini söyleyeceğim. Bergman kuralını söyleyelim. Diyor ki memeliler ve kuşların soğuk iklimde yaşayanların vücutları iri. Bakın burada vücut çıkıntılarından bahsediyordu. Burada vücutlarından bahsediyor. Sıcak iklimde yaşayanların vücutları ise küçüktür. Dikkat ederseniz bakın soğuk iklimde yaşayanların vücutları büyüktür yani iridir diyor. Sıcakta yaşayanların vücutları küçüktür. Bu neden kaynaklanıyor? Bu da ısı kaybıyla alakalı bir durumdur. Şimdi vücut büyüdükçe yüzey bölü hacim oranı küçüldüğü için şimdi sonuçta şöyle düşünün, hacim artar arkadaşlar. Dolayısıyla yüzey sabit kaldığı için ne olacak bu sefer? Yüzey bölü hacim oranı küçülecek. Bu durumda da kaybedilen ısı azalacak arkadaşlar. O yüzden Bergman kuralı dediğimiz zaman ne geliyor? Vücut büyüklüğü geliyor aklımıza. Gauss ve Jordan kuralı. Açıkçası bunlardan fazla beklemiyorum ben soru. Dediğim gibi birazdan söyleyeceğim. Şimdi Gauss kuralına göre aslında ikisi birbirine benziyor. Diyor ki aynı habitatta yaşayan ve aynı nişe sahip olan niş neydi? Bir canlının doğada yaptığı işti arkadaşlar. Aynı nişe sahip olan canlılar uzun süre bir arada yaşayamazlar diyor. Ortamdaki rekabete dayanamayan elenir diyor arkadaşlar Gauss kuralı. O zaman Gauss kuralında ne aklımıza gelecek? Rekabet gelecek arkadaşlar aklımıza. Rekabet. Jordan kuralında ise arkadaşlar diyor ki yakın türlerin ihtiyaçları birbiriyle aynı olduğu için bir arada uzun süre bulunamazlar. Aslında ikisi birbirine benziyor arkadaşlar. Burada aynı habitatta yaşayan farklı türler
aynı nişe sahipse bir arada yaşayamazlar diyor. Jordan kuralında da yakın türlerin birbirleriyle yaşayamayacaklarını, uzun süre yaşayamayacaklarını söylüyor. Şimdi kurallarımız bu şekilde. Peki bunları nasıl aklımızda tutacağız? Şöyle gelelim. Bakın, COPE kuralı deyince aklınıza besin depolama gelecek. Neydi COPE kuralında? Vücut büyüdükçe ne yapıyordu? Daha fazla besin depo ediliyordu ve canlılar evrimleşme sırasında ne yapıyordu? Vücutlarını büyütme eğilimindeydi. Dolayısıyla COPE kuralı deyince besin depolama gelecek aklımıza. Dollo kuralı deyince mutasyonlar. Ne demekti bu? Mutasyonlar, bazı mutasyonlar geriye yönelimli olsa da evrimleşme sürekli ileri doğrudur arkadaşlar. Evrim geriye doğru değildir. Bu gelecek aklımıza. Dollo mutasyon. Gloger deyince renk gelecekti aklımıza. Neydi? Kuzey yarım kürede yaşayan kuşlar ve memeliler kuzeye doğru gittikçe açık renkli, güneye doğru gittikçe de arkadaşlar koyu renkli oluyordu. Gloger'in kuralı deyince de renk gelecek aklınıza. Şimdi Allen ve Bergman ikisi birbirine karıştırılır ve ben açıkçası bu ikisinden soru bekliyorum. Mesela size şöyle diyebilir soruda. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir kuraldır diyebilir mesela, ama böyle derse, farklı bir kuraldır derse, hani şıklardan çıkarabiliriz. Şöyle diyebilir: aşağıdaki işte kurallardan hangisinin örneği karşısında yanlış verilmiştir? Şimdi Allen ve Bergman kuralının ne demek olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar, bu sizi yanlışa düşürebilir. Mesela Coppe'yi koyar, Dollo'yu koyar, Gloger'i koyar, Gauss kuralını koyar diyelim ki. Şıklardan birine de bu ikisinden birini koyar. Diyelim ki diğerleriyle ilgili de çok fazla bir bilginiz yok. O zaman Allen ve Bergman kuralını çok iyi ayırt etmeniz lazım. Ne diyecek? Vücut çıkıntısı deyince Allen kuralı aklımıza gelecek. Neydi arkadaşlar Allen kuralında? Soğuk iklimde yaşayan memeli ve kuşların vücut çıkıntıları küçük. Sıcak iklimde yaşayanların vücut çıkıntıları büyüktü. Bergman kuralında ise vücut büyüklüğü gelecek aklınıza. Bergman kuralı ne diyordu? Soğuk iklimde yaşayanların vücutları daha iri, sıcak iklimde yaşayanların vücutları daha küçüktür. İkisinin sebebi de ısı kaybıyla alakalıdır arkadaşlar. Gauss ve Jordan kuralı zaten birlikte yaşayamama. Eğer aynı nişe sahipse, birbiriyle yakın olan türlerse bir arada uzun süre yaşayamazlar Gauss ve Jordan kuralına göre. Böylece kuralları şöyle bir hatırladık. Gelelim şimdi canlılardaki bazı savunma adaptasyonlarına. Şimdi arkadaşlar, ben burada size 3 tane adaptasyondan bahsedeceğim. Birisi aposematizm, yani aposematik renklenme dediğimiz. Diğeri mimikri, bir de kripsis dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim. Şimdi aposematizm neydi? Aposematik renklenme de diyoruz biz buna. Arkadaşlar, bir canlının kendi renklerini kullanarak, yani kendini renklerini kullanarak zehirli göstermesidir. Şimdi biz bu olayı arkadaşlar nasıl örnek olarak verebiliriz? Mesela diyelim ki bir kurbağa var. Kurbağa ne yapıyor? Kendi renklerini, mesela arkadaşlar doğada zehirli bir kurbağa vardır. Kırmızı bir kurbağa görmüşsünüzdür mutlaka. O kurbağanın gerçekten de görüntüsü bize zehirli olduğunu söylüyor mu? Söylüyor. İşte arkadaşlar, biz bunu aposematik renklenme diyoruz. Kendi renkleriyle ne yapıyor? Kendinin zehirli olduğunu gösteriyor. Biz buna aposematik renklenme veya aposematizm diyoruz arkadaşlar. Bunlar renklerini değiştirebilirler de. Yani kurbağalar için söylemiyorum tabii ki. Bu aposematik renklenmeyi yapan canlılar renk değişimi de yapabilirler arkadaşlar. Unutmayın. Mimikriye gelelim. Şimdi mimikri, şimdi bazı türler ne yapıyorlar? Aposematik türleri taklit ediyorlar arkadaşlar ve kendilerini koruyorlar. İki çeşit mimikri var. Biri Bates mimikrisi, diğeri de Müller mimikrisi. Şimdi ikisi de renkle alakalı, çünkü aposematik türleri taklit ediyorlar. Şimdi Bates mimikrisi deyince yalancıktan zehirlilik gelecek aklınıza. Zehirli olmayan tür zehirli türü taklit ediyor arkadaşlar ve yalancıktan böyle taklit ederek kendisini korumuş oluyor. Burada davranış taklidi şeklinde de olabilir arkadaşlar. Renk şeklinde de olabilir. Mesela rengini değiştirmiştir. Kendini zehirli olarak gösteriyordur hani renk değişimiyle. Ama ayrıca o taklit ettiği hayvanın davranışlarını da sergiler. Böylece ne yapmış olur? Hem davranışı sergilerek hem rengini göstererek avcısına bir uyarı vermiş olur. Ben zehirliyim der. Şimdi Bates mimikrisi bu. Bates mimikrisinde yalancılık olduğunu unutmayın. Müller mimikrisi ise arkadaşlar gerçektir.
Tür gerçekten zehirlidir. Ama nasıl zehirli oluyor bu? Bakın burası çok önemli. Birkaç tane aposematik tür arkadaşlar ortak bir renk deseninde birleşiyor. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela zehirli çarkıfelek bitkisiyle beslenen ve zehirleri vücutlarında toplayan neotropik zebra kelebeği var. Bu kelebek arkadaşlar, şimdi zehirli çarkıfelek bitkisiyle besleniyor ama o zehir bu kelebeğe etki etmiyor. O zehri ne yapıyor? Vücudunda depoluyor. Ve gerçekten eğer canlı, başka bir canlı yani avcısı gelip bu kelebeği yerse zehirleniyor. Aslında bu zebra kelebeğinin kendi içinde olan bir durum değil. Beslenme yoluyla kendisine bu zehri alıyor. Kendisini etkilemediği için avcılarına ne yapıyor? Bir korku salıyor arkadaşlar. Müller mimikrisi gerçektir, unutmayın. Bates mimikrisi yalancıdır arkadaşlar. Gelelim kripsis olayına. Kriptik renklenme falan da diyebiliyoruz arkadaşlar biz buna. Bazı canlılar da bulunduğu ortamın rengini alarak kendisini koruyor arkadaşlar. Biz buna da kriptik renklenme diyoruz veya diğer bir isimle homokremi diyoruz arkadaşlar. Evet, böylece savunma adaptasyonlarını, ekolojik kuralları anlatmış oldum. Sonraki tekrar videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.